Peygamber Sevdaları platform üyeleri IŞİD bahanesiyle Diyarbakır'da düzenlenen olaylarda uğradıkları saldırı sonucu 3 kişinin öldürülmesine tepki gösterdi. Cuma namazı sonrasında istasyon camisi önünde toplanan gruptakiler ellerindeki pankartlarla bir süre slogan attı. Daha sonra gruptakiler adına konuşan platformun koordinatör başkanı Muhammed Temur, platformun kuruluşundan bu yana üye gönüllülere karşı çeşitli saldırılar yapıldığını söyledi. Gerek platformda gerekse platforma yakın İslami kuruluşlara şu ana kadar 270'in üzerinde saldırı gerçekleştiğine dikkati çeken Temur, 6 kardeşimiz şehit düştü. Bu saldırılar her ne kadar platformumuza yönelik yapılıyorsa da bunlar sadece camiamıza yönelik değil, Türkiye'de yaşayan müteleddin ve dindar insanlara yapılmış saldırılardır dedi. Bu saldırılar her ne kadar platformumuza yönelik yapılıyorsa da bunlar sadece camiamıza yönelik değil, Türkiye'de yaşayan tüm mütedeyyin ve dindar insanlara yönelik yapılmış saldırılardır. PKK çeteleri mütedeyyin insanların iş yerlerine, evlerine, araçlarına saldırıyor ve hatta sadece sakallı olmasından dolayı vatandaşlarımızı katlediyorlar. Anlayacağınız bu saldırılar direkt İslam'a ve Müslümanlara yapılan bir saldırıdır. Bunun başka bir izahı yoktur. Bunun Kobani ile hiçbir alakası yoktur ve hiçbir alakasının olmadığı yaptıkları eylemlerinden de bellidir. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Basın açıklamasını cuma namazı sonrasında yapılması nedeniyle cami çıkışında bazı vatandaşlar basın açıklaması yapan gruba tepki gösterince olay yerinde bulunan polisler tepki gösteren vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Üzülme, gevşeme, Allah bizimle! Üzülme, gevşeme, Allah bizimle! Medyanın da tavrını kınıyoruz. Sanki Hüdapar PKK ile çatışıyor gibi veriyor. Bu savaş iki taraflı olan bir savaş değildir. Bu sadece saldırı ve bir vahşettir. Eğer karşılıklı olsaydı şehit edilen kardeşlerimizin ellerinde de silah olurdu.